Evet, bugün Kemaliye'deyiz. Kemaliye UNESCO Dünya Kültür Mirası olan bir şey, bir şehir. Dolayısıyla bir tarihi miras Kemaliye ve burada gördüğünüz gibi çok güzel bir yerleşim alanı ve doğa harikası Kemaliye. Bugün biz Kemaliye'deyiz. Kemaliye'de olmaktan mutlu olduğumu bildirirken de burada Kemaliyeli kardeşlerimizle birlikte olduk. Onlarla birlikte bugünü geçirdik. Ve burada tabii ki Kemaliye'nin hala çözülmemiş sorunları var. Onlarla ilgili görüşmeler yaptık. Bunların en başında Kemaliye doğalgaz istiyoruz. Biz de istiyoruz, Kemaliye de istiyor. Dolayısıyla bugün bu yıl hükümetimizin programında bütün ilçelere doğalgaz alma kararı olduğu için inşallah en kısa sürede Kemaliye'de doğalgaz gelmesi için bütün gücümüzü kullanacağız. Ayrıca Kemaliye'nin kültür mirası bir projesi de taş yol. Hakikaten uzun yıllar önce çok büyük zorluklarla yapılan taş yolda bazı sıkıntılar çıktı. Burayı yeniden restore etmek için karayolları karar aldı ve haftaya inşallah taş yolu da düzenleyecek ve buradan geçişi sağlayacak şekilde olabildiğince düzenleme yapıp Kemaliye'nin hizmetine sunacak en kısa sürede. Ayrıca da biliyorsunuz Kuzey-Güney yolu, yani Erzincan, Refahiye, Ilıç, Kemaliye, Arapgir, Elazığ, Malatya yolu da bu bölgeden geçiyor. Burada tüneller var. Bu tünellerin inşasına da devam edilecek ve hedefimiz 2024 ve 2025 yıllarında bu projeyi de bitirmek ve Kemaliye'yi, UNESCO Dünya Mirası olan Kemaliye'yi hem Erzincan'a hem Malatya'ya daha kısa yoldan bağlamak. Dolayısıyla da inşallah daha sonra da Erzincan, Ilıç, Kemaliye yolu da yaparak Kemaliye'nin ulaşımını en kaliteli şekilde sağlamak istiyoruz. Diğer taraftan elbette Kemaliye Erzincan'ın da turizmi geliştirecek şekilde bir kanyonu var. Karanlık kanyon dediğimiz kanyon. Burada da Erzincan tarım hayvancılığa dayalı sanayi ve turizmle gelişecek diyoruz ya, asıl turizmi inşallah Karanlık Kanyon'da göreceğiz. Şu anda bu turizmi geliştirmek için sevindirici bir haber. İnşallah Sivas'a yüksek hızlı tren geldikten sonra Sivas-Erzincan bağlantılı trenlerle ulaşımla Kemaliye daha da canlanacak. Biliyorsunuz Turistik Doğu Ekspresi çalışması devam ediyor. Daha da artırılarak Kemaliye'nin turizmi gelişecek. Bunun benzeri Amerika'da Grand Canyon var ve dünyanın ikinci kanyonu Kemaliye Karanlık Kanyon. İddiamız bu. Amerika'da Grand Canyon'da yıllık 5 milyon kişi ziyarete geliyor. Kemaliye'de Karanlık Kanyon'u da belirli bir rakamdan başlayarak bu rakamlara kadar getirilebilir düşüncesindeyiz. Bunun için de elbette hem demir yolunda, hem trende, hem kanyonda bazı projeleri yapmamız gerekiyor. Bunların en önemlisi de Sıraton-Fırat Köprüsü'nü mutlaka yapmalıyız diyoruz. Ayrıca da burada teknelerin çalışması, inşallah turizmin lokomotifi, Erzincan'daki turizmin lokomotifini Kemaliye oluşturacak. Kemaliye'de yaşamak Kemaliyeliler için çok büyük bir tutku, ben biliyorum. İstanbul'da çok Kemaliyeli arkadaşlarımız var, vatandaşlarımız var. Onlar da Kemaliye'yi çok seviyor. Onun için burayı geliştirmek için yeniden aday olduk. İnşallah bu projelerin hepsini hem Erzincan'da hem Kemaliye'de başaracağız. Ve de Kemaliye daha güzel yaşanabilir bir kent olacak. Evet, bildiğiniz gibi Kemaliye bağlı Başbağlar Köyü'nde yıllar önce büyük bir terör olayı oldu ve burada birçok kardeşimiz şehit oldular. Dolayısıyla da bu yolu da bu sene
başbağlar güvenlik yolunda yaptık ve hizmete sunduk. Geçmişte bu köylerimize gidilemiyordu, ulaşılamıyordu ama şimdi çok güzel yollar yaparak en Kemaliye'den belki yarım saatte başbağlara gidebiliyoruz. Ve o zamanlar terör çok terör vardı ve de ülkemiz terörden dolayı çok sıkıntı çekiyordu. Şimdi ise Allah'a şükürler olsun terörü sınırımızın dışına iteledik. PKK sınır dışında ama son günlerde yapılan programlar, diğer muhalefetin yaptığı programlarda korkumuz yeniden terörün başlamasından korkuyoruz. Onun için de ülkemizi bu terör belasından kurtarmak için var gücümüzle çalıştığımız ülkemizi yeniden terörle ilgili sıkıntıya sokmak istemiyoruz. Bugün ülkemizde sınır dışı ettiğimiz teröristlerin muhalefet tarafından içeride affedileceğini yahut da işte serbest bırakacağını söylemesi bizi bu terör acısı yaşayan Kemaliye'de çok üzüyor. Dolayısıyla da ben ne Kemaliyelilerin, ne Erzincanlıların, ne de ülkemizin ülkemizde böyle bir sıkıntı oluşmaması için var güçlerle çalışacağını biliyorum. Dolayısıyla bu seçimde hakikaten 14 Mayıs seçimlerinde biz diyoruz ki AK Parti olarak terörizmin olmadığı, ülkemizin kalkınmak için mücadele ettiği ve lider ülke olma yolunda ilerlemesi için bizim öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesi, daha sonra da Erzincan'da iki milletvekilinin de AK Parti'den olması için bütün vatandaşlarımızdan destek istiyor, saygılar sunuyoruz. Sağ olun.